Öncelikle şunu söylemek istiyorum Damla Hanım, Türkiye'nin en büyük çıkmazlarından bir tanesi sınırsız yetki sıfır sorumluluk. Son dönemde de yaşadığımız en temel unsur bu, yani yetki sınırsız, <laughs> sorumluluk sıfır. Dönüp baktığımızda bu anlamda yani bugüne kadar örneğin kur korumalı mevduat gibi bir sistemi getirip bir gecede karar alıp uygulayıp sadece Merkez Bankası ve bütçeden 1 trilyon 58 milyar vazgeçilen vergilerle 1 trilyon 200 milyarın üzerinde bir rakamı bütçeye yükleyenlerin herhangi bir sorumluluk üstlendiğini görmüyoruz. Yani aslında yurttaşın bu anlamda bu tarz seçimler yapabilmesi için önüne bir sandık geliyor. Burada oy davranışının ile alakalı. Tabii o oy davranışının rasyonelitesinin gelişmesine katkı sunması gereken en temel bilinç bir ülkedeki vergi bilinci. Çünkü vergi bilinci yüksek, toplumlarda hak arama bilinci de yüksek olur. Ee, bu nedenle e, vergi bilinci, vergi farkındalığı, yani biz aslında yıllardır şunu söylüyoruz. Vergi, oy ve demokrasi birbirinden ayrılmaz temel üç e, parçadır. Birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Yani e, her vatandaş, yani daha doğrusu çok kısa ve öz şöyle söyleyebilirim. Kullandığımız her bir oyun, ödediğimiz her delikli kuruş verginin peşine düşmediğimiz sürece de bu ülkeye gerçek demokrasi gelmeyecektir. O açıdan yani bunları birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Şimdi vergi paketini konuşacağız ama vergi paketiyle ilgili şunu söylemek istiyorum yani bugün emekli vatandaşlarımıza yapılan zam yaklaşık 2.500 lira akşam giderken bir buçuk kilo kuşbaşı alsa bir de büyük tüp bittiyse onu değiştirse zaten parası bitti yani aldığı zam da bitmiş olacak yani şöyle bir durum söyleyeyim ben size 22 yılda ortalama dolar kuruyla bu ülkede 2 trilyon 755 milyar dolar vergi toplandı. Yani 2 trilyon 755 milyar dolar her yılın ortalama dolar kuruyla bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada açlık, yokluk, yoksulluk olmaz. Şayet varsa bu ülkede bir paylaşım ve bölüşüm sorunu var demektir. Ülkedeki en temel sorunlardan bir tanesi de paylaşım ve bölüşüm sorunudur. Yani bu ülkede verginin toplanmasında sıkıntı yok. Adaletsiz bir vergi sisteminde her ne kadar adil olmayan uygulamalarla vergi toplansa da Temel sorun verginin toplanmasında değil çünkü biz son yıllarda özellikle hedefin de üzerinde bir vergi ödeyen bir toplumuz yani bütçe hedefin üzerinde bir vergi ödüyoruz ama asıl sorun bizdeki asıl sorun verginin harcanmasında o açıdan şimdi işte birazdan konuşacağız vergi paketini belki emeklilere ama şunu söylemek istiyorum eee. Gerçekten e, vatandaş, yurttaş ödediği her delikli kuruş verginin hesabını sormakla, yöneticiler de e, harcadıkları her delikli kuruş verginin hesabını vermekle yükümlüdürler. Aksi halde bizim gerçek demokrasiye ulaşma imkanımız yok zaten. Şimdi vergi paketinde mesela e, ya bir torba yasalarla geliyor, ama e, kamuoyunun bir aydır tartıştığı, neredeyse birçok e, hüküm ortada yok. Yani yasa tasarısı bugün pardon yasa teklifinde meclise sunulan yasa teklifinde kamuoyunun günlerdir tartıştığı temel unsurlar yok. Çünkü zaten torba yasaların varlık sebebi de böyledir. Yani torba yasalarda kamuoyunun ilgile ilgisini çeken biraz daha böyle kamuoyunu bu açıdan tartışmaya mahal verecek hükümler servis edilir. Arkasında torba yasaların daha ciddi düzenlemeler yapılır. E bunları görüyoruz yani Günlerdir kamuoyu motokuryeleri konuştu. İşte günlerdir e, konuştu. Günlerdir borsa kazancının vergilendirilmesini konuştu. Kriptoyu konuştu. Bunların hiçbirinin yasa teklifinde olmadığını görüyoruz. Ama çok enteresan başka bir şey görüyoruz. E, 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının işte 500 liraya e, yükseltilmesi önerisi. E burada da şunu söylemek istiyorum. Bakın yurt dışı çıkış harcının kanundaki oranı 50 liradır. 500 liraya arttırmak yani kanuni oranı uygulamayı söylemiyorum. Kanuni oranı 500 liraya arttırmak 10 kat arttırmak demektir. E Cumhurbaşkanı'nın 3 kat yetkisini de düşündüğümüzde çünkü Cumhurbaşkanı kanuni oran 50 lira olan kanuni oranı Mart 2022'den bu yana yetki kullandığı için 150 lira olarak uygulanmakta yurt dışına çıkış harcı. E şimdi bunu kanunda 500 lira yaparsanız Cumhurbaşkanı'nın yetkisi 1500 liraya çıkacak. Yani Çehov'a atıf edilen bir söz vardır. E, tiyatronun birinci sahnesinde bir silah asılıysa o silah o tiyatro oyunu da patlar diye. Umarım bizim başımıza bu gelmez. Özellikle yurt dışı çıkış harcında. Çünkü, e, Siz yani, önümüzdeki günlerde liraya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkisini kullanarak daha da arttırabileceğini mi düşünüyorsunuz bunu? Ben şöyle düşünüyorum, kanundaki yetkisini ve yetki sınırını söylüyorum. E, takdir tabii Sayın Cumhurbaşkanı'ndır ama bu ülkede bunları gördük. E, yani bir gecede 50 liradan 150 liraya nasıl arttıysa Mart 2022'de, e, önümüzdeki günlerde bunun artmayacağının bir garantisi tabii ki yok. Ama tabii şunu söylemek gerekir. E, şimdi e, meselenin özü buradaki vergi paketi. Bakın ben size bir tane örnek vermek istiyorum. 2021 yılına kadar bütçeden tek kuruş harcanmamış... 2021 yılına kadar bütçeden 1 lira harcanmamış ekonomik mali amaçlı diğer transferler diye bir kalemden sadece 3,5 yılda 162,5 milyar lira para harcanmış. Yani bugün gelen vergi paketinden bana sorarsanız hedefledikleri değil hayal ettikleri toplamayı hayal ettikleri vergi gelirlerinden yani toplamayı hayal ettikleri veya hedefledikleri diyelim vergi gelirine neredeyse eşit bir paradan bahsediyoruz. Bu ülkede 3,5 yılda harcanmış bu para. 2020, yani sormazlar mı bir yurttaş olarak ben soruyorum zaten. Demezler mi yönetenlere ya 2021 yılına kadar bir kuruş harcamadınız da ne oldu 2021'den sonra 3,5 yılda 162,5 milyar lira para harcadınız. Ee, ekonomik ve mali amaçlı diğer transferlerden. Bakın bütçenin verile, bütçe verileri geldi bu. İlk 6 aylık verilerden birkaç örnek vermek istiyorum. İlk ee, altı ayda Ocak-Haziran döneminde Bey, 3 trilyon Örnekleri merakla bekliyoruz ama bir virgül koyayım. Çünkü